4. Murat ve Mirgün Bahçeleri Güce ve Güzelliğe Aşık Bir Padişahın Romanı Adnan Özyalçıner Kitabın ön sözü yok. Arka kapağındaki bilgileri aktarıyorum. Tarihçi Hemmer'a göre saltanatı döneminde 20 bin insanı idam ettiren ve Osmanlı padişahlarının en kan dökücüsü olan 4. Murat 1612-1640 yılları arasında yaşadı. Yaklaşık 18 yıl 1623 ile 1640 yılları arasında saltanat sürdü. Çocuk yaşta tahta geçtiği için padişahlığının ilk yıllarında imparatorluk, annesi Kösem Sultan ve onunla işbirliği yapan zorba vezirlerce yönetildi. 4. Murat 20 yaşına geldiğinde annesini sarayda gözaltına aldı. Ona bağlı olan Topal Recep Paşa'yı da idam ettirdi. Zorbaların yanı sıra rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele eden padişah hazine gelirlerini artırdı. Orduyu disiplin altına aldı. Sanayi ve ticareti teşvik etti. Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir canlılık kazandırdı. Bütün bu olumlu gelişmelerin yanında halka içki ve sigara yasağı koydu. Yasaklara uymayanları acımasızca öldürttü. Buna karşılık kendisi içkiye ve genç erkeklere olan düşkünlüğünü sefahat alemleriyle sürdürdü koyduğu yasaklardan ve kan dökücülüğünden yılan halksa padişahın ölümünü adeta bir bayram sevinciyle karşıladı. İşte bu belgesel romanda padişah 4. Murat'ın trajik yaşamını usta yazar Adnan Özyalçiner'in kaleminden okuyacaksınız. Özyalçiner yalnızca 4. Murat'ın yaşamını yazmakta kalmıyor, tarihe günümüzün nesnellik penceresinden bakıyor. Bir dönemin toplumsal koşullarını resmi tarih kitaplarına yansımayan boyutuyla ele alıyor. Güce ve güzelliğe tutkun genç bir adamın iktidar serüvenini romanlaştırıyor. İlgiyle okuyacaksınız.